Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gelsene de. Niye yabancı gibi arkada duruyorsun? Naber, nasılsınız? Ben iyiyim, gayet iyiyim gördüğünüz gibi. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Mr. Day mağazasına gidiyoruz ve oradan küçük çaplı bir alışverişimiz olacak. Yeni yılla alakalı bir alışveriş. Esil ağacını kurdu. Bu yıl kocaman bir ağaç kurdu ve sürpriz olsun söylemeyeyim, onun kanalında izlersiniz. Onun ağacı için birkaç tane süs eksiğimiz var. Oraya gideceğiz ve neler gelmiş bakalım, oradan güzel bir alışveriş yapalım beraber. Hem size de fikir olur çünkü fiyatlar oldukça uygunmuş duyduğuma göre. Gidelim. Trend Arena'ya geldik. Çorlu'da yaşayanlar için söylüyorum. Nerede olduğunu belki merak edenler vardır. Mr. Day mağazası Trend Arena'da. Herkes kampanya peşinde. Bulursun tencere tavayı. Bak bedava. Şimdi. Kadın kampanyalı diyor. Neden böyle yapıyorsun Cihan? Ya tam hepsi hikaye. Ya. Tabii hikaye. Büyük Kasım indirimlerine inanmıyor hepsi musun? Hepsi hikaye. Atıyorum bu telefon. Heh. 15 bin liraysa 20 bin lira diyorlar. 15 bin liraya tekrardan satıyorlar. Anladım. İnanmayın diyorsun. İnanmayın. Yani. Tamam. Hadi girelim. Hemen yeni yıl süsleri. Şurada gözüme çarptı. Esra da gelmek isterdi ama maalesef okulda. Ay bakayım. Ne kadar fiyatları? Yok fiyat. O neler, ne kadar güzel bir şeymiş öyle. Bakayım burada. O tarz küçük süsler var. Ya çok küçük süs değil de daha çok böyle büyük toplar alasım var sanki. Bak mesela bu pembeler çok güzelmiş. Ha. Bak mesela şunlar çok güzeller. Şunlar, şu büyükler. Yani bir büyük top alasım var benim nedense. Ama bunların ipleri yok Cihan. Ha, içinde biz mi takacağız ipini? Aha, ne alaka ya? Şu da çok tatlıymış. Tamam da fiyatlarını ben böyle bu şekilde hiç anlamıyorum yani. Şu ampuller nasıl, baksana. Çok tatlı. Ya çok küçük top istemiyorum. Güzelmiş ama. Siyah beyazlar çok güzel. Wow. Ne kadar tatlı bunlar böyle. Sen bana bunların fiyatlarını bir bulsan mı acaba diyorum. Bak şu güzel. Bu çok güzelmiş bunlar. Şu yıldızlar çok güzel. Cihan. Kaç tane yıldız, kar tanesi falan asabilir yani Esila. Bu kurdele ne işe yarıyor böyle? Küçük ağaçlar var. Aa, ne kadar tatlılar. Bu ne böyle Cihan? Bunun ne olduğu konusunda bir fikrin var mı? Şey, kutucuk. Ne olacak o kutucuk? Ne koyacağız içine? Saklama kutusu gibi bir şey. Takı kutusu gibi mi? Yani. Bak bakayım üstünde ne yazıyor. He? Üstünde ne yazıyor? Ahşap yılbaşı takvim dekoru diyor. Takvim mi? Nasıl ya? Aa. Ha, doğru. Neden 24 gün? Ama niye 24? Tatilleri çıkınca mı acaba? Orada 24 mü acaba yurt dışı? Ne alaka? Bu ne böyle? Dekoratif çıkartma. Keşke bunun daha büyük olanı olsaymış çıkartmanın. Çıkartma mıymış o? Keşke böyle kare şeklinde olsaymış. İşte duvarını asmak için bir şeyler arıyor ya. Bunlar ne böyle? Bunlar da dekor. Çantalar çok sevimli. Işıklıymış bu. Aa. Bakayım. Ha, bu ışığı yanmıyor. Tabi boşver, yanmaz şimdi o. Bu ne? Bunlar ne? Bu da kapı. Bunları böyle istedim. Ağaca falan asıyorsun değil mi? Çok tatlı. Şunlar da çok güzel. Aa, yine güzel çoraplar var. Çoraplar da çok tatlıymış. Uzun. Güzelmiş. Bu yine böyle uzun bir süs. Anam zilli milli. Şunlar çok güzel. Dondurma. Ah, 45 lira fiyatı. Dondurmanın fiyatı 72 lira. Aa, ışıklar. Işığımız bizim yetersiz biliyor musun? Bir tane ışık alabiliriz Cihan. Fiyatları da bu şekilde. Size de göstereyim. Bunlar da böyle. Bu da böyle. Işıkların metreleri yüzlü diyor. Sarı sarı sarı. Hepsi aynı mı? Yılbaşı ağacı yüzlü. Yüzlü ne demek? Kaç metre? Arkasında metresi yazıyor mu? Ona bir baksana. Ona bakacağım şimdi. Bu tarz şeyler var.
kar spreyleri var 36 liraya. Aa, burada nar babalılar var. Çok tatlılar ama küçük onlar. Bizim ağaç çok büyük bu sene. Kaplar var, hediyelik kaplar. Evdeki gibidir, yazmıyor da evdeki gibidir. Evdeki 10 metre be Cihan'cığım, ne diyorsun 10 metre sen? Değildir o. Emin misin? Evet. 10 metre diye almıştık biz onu ama. Bir tane ışık alalım, ışığa ihtiyacımız olacak çünkü. Sarı mı? Hepsi sarı mı bunların? Sarı. Sarı mı olacak? Hı hı. Tamam, sarı olsun. Şey diyeceğim, bu renkliymiş. Renkli olsun bence. Renklinin fiyatı da bu. Bence renkli olmalı. Ha, renkli yanıyor. Hı hı. Renkli mi yanmalı? Esra renkli istemez be. Bilmem, bence istemez. Tamam. Ona bir bak sen. Burada çok güzel kapı süsleri var. Bak, çok güzeller. Bunlardan da alabiliriz. Bak, şunu beğendim şu. Şu modeli ben gideyim de bulayım neredeyse. Patır patır düşüyor. Evet. Şeker şeklinde o. Efendim? Sarı mı? Sence? Bence sarı ya. Sarı sarı. Renkli istemez Esra. Vallahi istemez. Başka neler var? Şöyle bardaklar, karton tabaklar. Kupalar çok güzel. Fiyatları da çok çok iyi. Biz en son bir kupaya 250 lira vermiştik. Hatırlıyorum da. Ama bunlar güzel. Rakı yılbaşı hediyesi falan. Düşünülebilir yani 165 lira, 139, 99 fiyatları. Şunları gördün mü? Gördüm de çok da bayılmadım. Küçüktür onlar çünkü. Boyut olarak yani. Evet. Şurada bir ışık var, ona bir bakalım mı neymiş o? Şu şekilde. Kar küreleri var. Aa, o ne kadar acaba o kutu? 3 metreymiş. Onu bir soralım mı Cihan'cığım? Öbür tarafta, öbür tarafta şeyleri var, ben evet. Evet, evet. Allah Allah. Kar taneleri. Sor. Ve çanlar var. Şu mumluk. 59 liraymış bunlar da. Ay bunlar ne böyle? Ay ne kadar sevimli bir şey bu, böyle bakar mısınız? Burada da bir tane ev var. Aa. Kurabiye ev mi? Bu ne bu? Böyle bir şey işte. Çamaşırı ne kadar canım fiyatları? Onu da söyleyelim. 2128 kaç santim? 2200. 2200 kaç santim? 90 santim mi? Aa, çok pahalı. Biz 2,5 metrelik ağacı 1200'e aldık yani Amazon'dan. Çok çok uygun almışız o zaman. Kumbaralar var. Ya buradaki süslere ben çok bayılmadım açıkçası. Bir bakalım, bir Migros'a da göz gezdireceğim. Olmadı buraya tekrar geri döneceğim. 2 tane aldım buradan. Çok 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 wow diyebileceğim şeyler göremedim yani. Hadi gidelim. Şimdi biz oradan çıktık. Bence yani kendi açık fikrimi söyleyeyim size. Süsleri beğenmedim. Hiç de bayılmadım yani. Fiyatları tamam uygun olabilir bazılarının ama bazılarında hiç uygun değil. Beğenmedim yani, hoşuma gitmedi. Şimdi Migros'ta duyduğuma göre dediğim gibi indirimler varmış. Bir de bakalım orada neler varmış. Göz gezdirelim. Hoşuna geldik buraya yani. Aslında ben şeyde görmüştüm. Reels videosu izlerken Instagram'da birinin videosunda görmüştüm. Size çok güzel işte yılbaşı süsleri gelmiş, çok ucuz, çok güzeller. Ama hiç o gördüklerimi göremedim. Hiç de ucuz değil. Yoruldum. Ucuz da değil yani. Ya böyle küçük küçük toplar var. Onlar tabii çok dandik yani hani. 4-5 tanesi 50-60 lira yani olması gereken. Zaten birçok yerde de öyle. En azından merak ettik, geldik, gördük, size de göstermiş oldum. Hani siz de merak ediyorsanız, gördüyseniz o tarz bir video, burada bunlar varmış. Size de dediğim gibi göstermiş oldum. Bir iki bir şey aldık, onları eve gidince göstereceğim. Şu an gördüğüm kadarıyla Migros'ta yeni yıl süsleri daha çıkmamış. Çok erken tabii ki ya. Öf. Hep o videonun gazına geldim ben. Var ya. Şuradan bir küçük sepet alalım, belki bir şeyler alırız Cihan'cığım.
Bir Migros'u gezerim. Bak ama 100 liraya çok güzel fincan takımı varmış. Gördünüz mü? En azından size buradaki indirimleri gösterem. Görüyor musunuz ya? Bir videonun gazıyla çıksan yılbaşı süsü almaya. Sepet arıyorum. Sepet yumurta, sakın beni unutma Cihan. Burada sepetler canım benim. Al da gel sepeti. Unut beni, unut. Oo, bunlar büyük, güzel. Bunlardan alayım. Bunları çok severim. Bunları çok severim. Ama tadelle yiyebiliriz, çikolata yiyebiliriz. Hayır, öyle bir şey yok. Çikolata alacağız biz. Bir tane al. Bir dakika baby. Biz artık abur cuburu bayağı azalttık, biliyor musunuz? Yemiyor gibi bir şeyiz yani. Suna bir dakika, geleceğim ya. Kudurdu suna diye. Ne oldu? Ney? Ya Cihan'cığım, ondan almıştık. Şu değil mi senin istediğin? Değil, yanındaki. Hani bu böyle. Değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Hiçbiri değil, hiçbiri değil. Bu olabilir. Kendime bir adam akıllı bir cezve bulamıyorum. Hayır, o da değil. Dönüp duruyor. Var evde kahve makinesi ama hiç güzel kahve yapmıyorum. Yani memnun değilim ya. Çok yakıyor kahveyi. O da değil, o da değil. $80. Şuncacık rolonun evet. Normalde fiyatı 180 lira mı? Sen kendi rolonuna bir baksana. Yok ki burada. Hadi. 180 lira mı? Gözlerime inanamadım. Rolonlar ne ara 180 lira oldu ya? Ama şu an indirimliymiş, 90'a düşmüş. Bu kaç bu? O ne onun markası ya? Çok değişik bir şey. Hı? Çok güzel ya. Alacaksın mı? Alacağım. Alacağım, alacağım. Gelip seni alacağım. Ben hangisini kullanıyorum ya? Ay, ne bileyim ben. Sen bileceksin onu. Bilmiyorum. Kurtlu. Kurtlu mutlu. Haydi. Bunların da fiyatı 130 liraymış şu anda. Aa, 10 liraya mı düşmüş bu? Bu iyiymiş bak, şundan alabiliriz. Bir tane de bundan. Çikolata alıyoruz ama başka abur cubur almayacağız öyle. Yani arada canımız çikolata istediğinde çikolata yiyoruz sadece, bu. Abartmayacağız yani. Kestik abur cuburu. Şurada saç kremleri falan vardı. Bir bakayım onlardan varsa makul olan. Bak senin reyon asıl buradaymış Cihan'cığım. Gördün mü? Bak normal fiyatlarına bak. Bu fiyatlar bu. Ha, yes. Yeah. Neymiş bu Elsev ürünlerinde %20 indirim varmış. Bak şu iyiymiş ha. Bu tarz şeyler çok güzel oluyor gerçekten de. Bu hangisi? Elsev mucizevi ya, kurtarıcı. Anında kurtarıcı değil bu. Altı yağ mucizesi bu. Bence bu. Anında kurtarıcı bu. Değil değil. Altı yağ dediği bu değil mi ya? Hmm. Altı yağ diyor mucizesi. Bakın ben jojoba yağı, normal bir kurumaya eğilimli saçlar. Ben bunu çok sevdim ha. Bunu alabilirim. Bu ne? Hindistan cevizi. Çok amaçlı maske bu değil. Şu. Bunu alacağım. Bu tarz şeylere benim ihtiyacım çok oluyor gerçekten de. Başka ne varmış? Bu ne Cihan? 120 liraymış bunun yanındaki fiyatı. Yanındaki ne? L'Oreal Men Expert diyor. Ne bu? Duş ya, için mi? Ne evet bileyim ya, ben. Ben inanmıyorum böyle şeylere. İnanmıyor mu? Evet. Yitirdin mi inancını? İnancımı ben yitirdim. Aa, şu ne? Komple drench diyor. Bence bunu alalım. Çok amaçlı kullanım. Zayıf dökülmeye eğilimli saçlar diyor. Komple drench diyor. Dökülme karşıtı diyor. Sence? Bilmem. Ben de bilemedim şimdi ya. Bu durulanan bir şey mi acaba? Durulanmayan bakım saç dayanıklığı gün boyu sağlık için kuru ve yassı saçı uygulayın diyor. Durulanan bakım saç direncini artırmak için saç saçı uygulayın, 3 dakika bekleyin ve durulayın. Durulanmayan bakım. Ay, bilemedim ki bir şey. Çok amaçlı. Hem durulanıyormuş hem durulanmıyormuş bu. Nasıl bir şey bu ya? O? Bu bilmiyorum. Çok amaçlı değil bu. Kullanım şekli diyor. Yoğun bakım. 2-3 dakika bekleyin sonra durulayın diyor. Durulanmayan bakım olarak saç şekillendirmeyi kolaylaştırmak için saç boya, boy ve uçlarını uygulayın. Su tasarrufunu. Test temasıyla çekin. Anlamadım ki. Bilemedim ya. Dur bakacağım, karar vereceğim. Evet, eve geldik. Yani geldik. Ne yapayım? Sokaklarda mı durayım? Hiç umduğumu bulamadım yani. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Şimdi aldıklarımı gösteriyorum. Yani
Keşke aradıklarımı bulabilseydim. Olmadı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bulamadık. Hiç kızmayın bana yani. Bulamadık diye. Ne yapayım? Ben elimden geleni yaptım. Gördünüz. Hiçbir yerde çıkmamış yani. Şimdi gösteriyorum. Ne aldım ben? Bakalım. Şöyle bir ışık aldım. Esin'in oda dekoru için. Ama çok tatlı değil mi? Çok güzel. Bunun fiyatı çok uygundu ama. Kaçtı ya? 85 mi? Ya. İyi yani. İyi. Piyasaya göre çok çok iyi. Evet. Bunu çok beğendim. Eminim Esra da çok beğenecektir. Şu ışıkları bir yakabilir miyiz? Işık aldık. Yüzlü diyor. Bakalım onlar nasıl yanıyormuş. Sen onu açarken ben de şunları göstereyim. Migros'tan da. Ben en çok Tadelle'yi seviyorum. Yani Tadelle çikolatayı çok çok seviyorum gerçekten. Bunlar da daha büyükleri. Cihan kendine şunu aldı. Sonra ben değiştirdim. Şunu gördüm. Keratin. Bunu aldım yani saçım için. Bunu kullanacağım. İşte banyoda süreceğim. 5 dakika falan bekleteceğim. Ondan sonra durulayacağım. O şekilde kullanılıyor. Niye? Bunu açmamız için mi acaba paketlenmiş? Açmayalım diye. Evet. Bazı açmayalım. Şeyler açma diye paketleniyor. Açma, kullanma yani. Öyle süslük dursun kenarda diye paketleniyor. Doğru. Hemen fişe takalım bakalım. Ağacımızın üstünde şu anda süs var. Işık var. Süs de var. Ama biraz takviye olsun istedim. Hani ha tamam çok güzel. Şey var mı acaba? Ha süper. Işığımız ağaç büyük olduğu için çok yetersiz kaldı. Bu da onu destekleyecektir. Esra gelince kendisi sarar artık ağaca bunu. Çok güzel. Tamam beğendim. Harika. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakmayı ihmal etmeyin. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye bye.